Şimdi de tabii Trabzonspor transfer döneminin bana göre en önemli takımı. Çok daha iyi yerlerde olmasını istediğim, televizyon programlarında çok sık anlatmaya çalıştığım, hiçbir yeri layık göremediğim, yani bugüne kadarki tabloda hep zirvede görmek istediğim ama bir türlü onu yakalayamayan, biraz bana tabirimi lütfen mazur görün, ben çok severim, kendimi de zaman zaman öyle görürüm. Yani isminin çok altında performanslar gösteren, doğru yönetilmeyen, geçmişten de bahsediyorum biraz, oradaki taraftar sevgisinin, futbola olan aşkın karşılığının tam olarak verilmediği, biraz siyasete kurban edilen, öyle söyleyeyim. Çünkü kısa bir dönem böyle bir siyasete gireyim. Yani o dönem yaşadığım çok farklı şeyler var. O açıdan Trabzonspor'a biraz daha böyle duygusal bakıyorum. Bu döneme Ünal Karaman'la, geçen senenin bana göre önemli işler yapan, ligin en iyi futbol oynayan, yani genele baktığınızda çok güzel maçlar oynayan, bunu sonuca yansıtamayan, sonuca yansıtmış olsa belki de Şampiyonlar Ligi'nin kapısında olması muhtemel ki Fenerbahçe'nin zor bir dönem yaşadığı, hani ligin üstlerinde olmadığı bir dönemde biraz üst taraf rahattı. Trabzonspor bu avantajı geçen seneki kadrosuyla kullanabilirdi. Ama yine de önemli bir performans gösterdi. Geçen seneye göre konuştuğum için sıralamada kimse yanlış anlamasın. Yani Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor, hemen arkasından da Fenerbahçe'yi konuşacağım. Bu geçen seneye ait ve sezon başından, başlangıçtan buraya kadar gelenki süreci ilgilendiren bir analiz programı oluyor. Önemli transferler yaptılar, önemli rakamlar verdiler. Tabii financial fair play çizgisi altında olduğuna inanıyorum. Yani bunda hiçbir şüphem yok. Şimdi buraya aldığım notlarda Trabzonspor'la ilgili tabii ismini telaffuz etmekte zorlanabileceğim oyuncular var. Wakayeme gibi, yani birkaç maç seyrettim. Avrupa Kupası maçı seyrettim. Türkiye Ligi maçı seyrettim. Yani yaşı 30 civarlarında. Bu kadar kolay adam geçebilen, bu kadar cool oynayan, takım disiplini ve sorumluluğunda oynamaya çalışan ki top tutmak, Sosa ile beraber bana göre o takımın çok önemli değeri, iki değeri. Nedeni de şu, belki çok defans yapabilecek oyuncular değiller ama defans yapmayı salt savunmak, yani birine geçit vermemek anlamında değerlendirmeyin. Yani topu iyi kullanmak, topu ayağınızda iyi tutmak, size en az tehlikeyi yaratabilecek yerlere oynamak, o bölgelerde takımı dinlendirebilecek şeyler yapmak bana göre çok önemli bir defans olgusudur. Trabzon'da bu tip oyuncular var. Bu iki oyuncu da bana göre bu tip oyuncular. Ekuban gibi ne yapacağı belli olan, bir o kadar da bazen ne yapacağını hiç tahmin etmediğiniz işler yapabilen, bunu her futbolcu için geçerli olan şekilde söyleyeyim. Kendi kabul edebilir veya ona iyi anlatılabilirse önemli işler yapabileceğine inandığım bir oyuncu. Bir de ben Sörloth diye 1.95'lik bir oyuncu, tabii öncesini hiç bilmiyorum. Yani açıp böyle analiz olarak bakmadım. İlk 3 maçta takip ettiğim, yani Fener maçında direkt başladı. Avrupa Kupası maçında sonradan oyuna girdi ki o bir taktik gereğiydi. İlk maçın avantajından kaynaklanan bir taktik gereğiydi Ünal Karaman'ın. Seyrettiğim maçlardaki bileklerine hakimiyeti, henüz kanat varyasyonlarını çok göremedim ki. Ben Trabzonspor'un kanat beklerini, yani Yusuf'u, diğer tarafta oynayan ismini şu anda hatırlayamadım, af buyurun. Kanat beklerini çok beğeniyorum. Hakikaten çok beğeniyorum. Bunu uzun vadeye yayabilirlerse şu andaki bir forvete en fayda sağlayabilecek kanat bekleri diye düşünüyorum. Ama öndeki iki oyuncudan dolayı, hani gittiğimizde arkada bizim yerimize kalabilecek, orayı kapatabilecek birileri var mı duygusundan uzaklaştırılabilirlerse çok faydalı olacaklarına inandığım iki kanat beki var. Bu santrafora, Ekuban'a, onun dışında ceza sahası içerisindeki çoğalmaya, Abdülkadir'lere, ki hakikaten çok üzüldüm. Avrupa Kupası maçında seyrettiğimde o kadar ciddi bir şey olabileceğini tahmin etmemiştim. Ki Fenerbahçe maçına çıkamadı. Büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok değerli bir oyuncu.
dikkat çeken, Avrupa'da birçok takımın listesinde olduğunu okuduğumuz, ne kadar doğru bilmiyorum, dikkat çeken bir oyuncu Abdülkadir. Ona büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En yakın zamanda o çeşitlilik içerisinde çok önemli yeri olan bu oyuncunun sahalara dönmesini istiyorum. Ünal Karaman'a birkaç kelime söylemek isterim. Söyleyemedikleri olduğunu düşünüyorum. Önemli transferler yapıldı. Şanslı bir antrenör. Başkanları hakikaten kaliteli. Yani o kentte, çünkü çok temiz, çok pırıl pırıl duygularını hiçbir zaman saklayamayan bir kentin zaman zaman hata yaptığını da doğal karşılayabilirsiniz. Hata yapar insanlar, hepimiz gibi. O kenti yönetmek, o kentin başında olmak, bu kadar bir dokunun uyuşması da önemli. Önemli bir antrenör. Ben başta Avrupa Kupası olmak üzere Türkiye Ligi'nde bütün kulvarlarda, Trabzonspor'a da, Avrupa'da oynayan bütün takımlarımıza da başarılar diliyorum. Canı gönülden buradan başarılarını anlatmak isterim. Maç yorumlarken başarıyı anlatmak benim çok hoşuma gider. Başarısız veya kötü bir tabloyu anlatmak aslında Türkiye'de prim yapan bir şey. Çünkü bir kıskançlık duygusu çok hakim insanlarda. Ben de tam tersi, ben güzelliği anlatmaktan hoşlanıyorum. Futbol çünkü çok sevdiğim bir alan. O güzelliği futbolda anlatmak ve onu başarıyla taçlandırmalarını çok istiyorum. Trabzonspor'a da bu anlamda başarılar diliyorum. Tek dezavantajları var. Artık nacizane bir uyarı mıdır? Onu söylemekte imtina etmeyeceğim. Sezona erken açmanın bazı dezavantajları var. Bunu daha önceki programlarda veya sosyal medya hesaplarında söylemeye çalışmıştım ama o kısa sürelere sığmıyor. Hepinizin malumu Tudor'la Galatasaray sezona çok erken başladığı bir dönem yaşadı. Arkasından sezona fırtına gibi girdi. İlk 8 haftada inanılmaz, yani önüne gelene 3-5 atıyor. Hepimizin malumu Tolga Ciğerci şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusu. Onun çok üst düzey skor ürettiği bir dönem yaşadık. Yani hepimizin böyle ya bu nasıl oldu falan dediğimiz, herkesin takımının oturmaya başladığı, daha yeni yeni aksaklıkların olduğu dönemde böyle geriden yüksek viteste gelen bir araba gibi herkesi geçecek şekilde oldu. Sonra bir düşüş yaşandı. Tabii o düşüşün de bir hikmeti, bir hayrı vardı. Galatasaray Fatih Terim gibi bir değerine tekrar kavuştu, geri geldi. O kadro iyi bir kadroydu bana göre, benim kriterlerime göre iyi oluşturulmuş bir kadroydu. Ve onun nimetlerinden de Galatasaray'ı 2 sene işte üst üste şampiyon yaparak, biraz da takviyelerle. Yanlış takviyeleri de var, ileride Galatasaray bölümlerinde bunları anlatacağım. Ama Trabzonspor'a bakan yönü, böyle lige erken başlamaların, üst düzey performans göstermelerin, milli ara öncesi Fenerbahçe gibi bir takımla oynarken, yani o deplasmana çıkarken Ajax maçından oraya geliş biçimi, 3 gün sonra bir maç yaptılar. Tam 3 gün sonra. Çok zor diye düşündüğümüz bir maçtan inanılmaz derecede toparlayarak çıktılar. Çünkü ilk 20 dakika Fenerbahçe'nin ezici üstünlüğü, arkasından oyunda bir dengelenme, golü bulunca bir moral ve sağlam duran bir takım görüntüsü verdiler. Bu çok önemli bir kriter. Milli takım arası iyi gelmiş, mutlaka ki iyi gelecektir. Kadro kalitesi, derinliğini değerlendirmek çok zor. Ama bu iyi kullanılırsa Trabzonspor bu sene, geçen seneden aldığı hızı, o iyi futbolu bu sene de yansıtır. Bu oyuncuları da iyi yönetmek gerekiyor. Bu da Ünal Hoca'nın işi. Ben tekrar başarılar diliyorum. Çok da başarılı olmasını istiyorum açıkçası.